Merhabalar, iyi akşamlar, iyi haftalar. Orkun Göbek'ten sevgili Mert Yılmaz'la birlikte yine karşınızdayız. <laughs> Güldürdün beni yayın öncesi, zor tutuyor kendimi. <laughs> Güldüreyim ya. Güldürüyorsun, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim, bir şey verip telefonunu kontrol et çalmasın dedim ya. Yani. Ondan öncekilere her, girmiyor. Her, her yayından önce birbirimizi uyarmıyor musunuz telefonları dikkat edelim diye? Yaklaşık ederim. kaç, iki buçuk senedir mi? İki buçuk yıldır her program öncesinde. Yıldır. Bu da Nasıl? bayramdan önceki son telefon yarısı işte. Evet, bayrama giriyorsunuz Nasıl keyifler? İyiyim Allah şükür. Sağ olasın. İyi. Yani piyasa, fiyatlamalar, genel memlekette COVID'de bir artış var. Evet ya. O çok can sıkıcı. Geçen hafta konuştuk hatta ee, <laughs> Uğur Şahin Hoca'nın şeyleri. Eylül'de bir yeni dalga gelebilir diye. Hani inşallah öyle olmaz falan dedik ama maalesef yani bu sefer şey. E, geçen hafta da demiştim. Yani ben de kişisel olarak biraz fazla şeyi ne derler? tedbir azaltmıştım. çevremize çok var yani maalesef. Eee iş yerindeki arkadaşlarımıza da var, normal özel hayatımızdaki arkadaşlarımıza da var. ya yani çevreden tekrar bir şey duyulmaya başladı. Herkes covid Ya işte arada. bizim komşu covid'e yakalandı. İşte şu bölümdeki covid'e yakalandı. A aynen öyle. maalesef bir şey daha var gibi yani. neyse çok şükür ki öyle Hani çok fazla şimdilik en azından benim gördüğüm kadarıyla hastanekeden tekrar yoğun bakımlara böyle bir şey, talebin olduğu bir durum değil ama o hani oh bitti kurtulduk dediğimiz şeyden o kadar da hala kurtulamadığımız tekrar ortaya çıktı. Valla ben de uzun bir aradan sonra, hafta sonu bir uçak yolculuğumuz vardı zaten. Yani ben hala uçağa biniyorum, maskeyle biniyorum da. Ama çok enteresan. Mesela bu kadar habere rağmen full gidip gelen büyük sayılabilecek ve şey neredeyse tamam dolu bir uçakta yani maske takan 3-5 kişiye vardık ya yok gerçekten yani, mi? evet. Ee, ben geçen metroyu bindim. Metroda da takılmıyordu. Tak ya, o yani tamam. Takanlara garip garip bakıyorlar. Evet evet. Gerçekten ben bir de bu en yoğun olduğu dönemlerde Urfa'da görmüştüm onu. Urfa biz maskeyle gezerken insanlar bize böyle uzaylı gibi uzaydan gelmiş gibi bakıyorlardı sonra denetlemesi gereken insanların da maske takmadır görünce niye öyle oldu anlamıştım zaten. Yani geçen hafta bilmiyorum bu haftanın rakamları gecikmeli geliyor da e, 26 bin toplamda bir sayı vardı. Zaten hani hani teste gidenler muhtemelen çoğunluk e, bence ya o... hissetmiyor ya da fikir yürütüyoruz tabii de ya da hani soğuk algınlığıydı, klimaydı falan deyip ya bence artık o istatistiklerin çok bir anlamı kalmadı şundan dolayı yani dediğin gibi insanda çok büyük bir kısmı yani COVID olduğunu belki tahmin ederek de olsa gitmiyor. Zaten işte anladığımız kadarıyla, duyduğum kadarıyla daha çok vitaminle, ağır kesicilerle atlatılmaya çalışılıyor. E, dolayısıyla HES kodu uygulaması yok. Yani sen COVID olduğunda da aslında metroya, uçağa, e, ne bileyim, iş yerine, AVM'ye falan girebiliyorsun. Dolayısıyla e, yani nasıl yönetilecek? Bilmiyorum. Bu sadece bize özgü de bir şey değil yani bütün dünyada tekrar vakalarda bir şey var, artış var. Tabii bütün, Sınırlar açılınca bütün hareketlilik aynen öyle. arttı. Aynen öyle. Hareketlilik artınca her yerde ortaya çıkan bir şey ama yani inşallah yani bir ya bir kez daha tekrar o maskeyle yaşamak zorunda kalmak bir kere, düşüncesi bile insanı çok şey yapan, yoran bir hikaye. Ee, yani ekonomik açıdan da e, çok şey sıkıntılı. Bir de şeyi de kabul ediyorum tabii yani. Aynı yani şey benim için de geçerli. Bu kadar sıcakta e, nemin bu kadar yüksek olduğu bir Hava koşullarında şey takmak, maske takmak, maskeyle gezmek çok kolay bir şey değil ama e, yani şey borsa iştahı böyle söyleyeyim. E, umarım bir küçük tepki alımıdır, tepki yükselişidir. Ve tekrar aşağı yönlü hareketini sürdürür. Yoksa psikolojik olarak da, bence ekonomik olarak da, sosyal olarak da e, dünyanın neredeyse bu yeni bir dalgayı çok kaldıracak enerjisi yok bence. Hele ki yani öyle, yapacak bir şey yok. Öyle bir, bir ortamda. Yine yaşayacağız da. Ee, ama bu kadar can kaybından sonra e, aşı bulunmuşken yine de yani çok şükür gerçekten e, sürecin en başına hatırlayacak olursa yani ortada bir şey e, tedavin ne olacağı aşının bulunup bulunmayacağı, ya. aynen öyle gerçekten kör uçu diyecektim de demek istemedim e, oradan çıktığımız yer bugün e, iyi kötü insanların evlerinde dinlenerek ufak tefek ilaç tedavisiyle e, normal hayatlarına tekrar geri döndükleri bir durum. Ama yine de tekrar şey olması, e, vaka sayısının artması, etrafımızdaki insanlar da e, kendini yeniden göstermesi psikolojik olarak insanları yoruyor tabii. Günlük vaka sayılarının paylaşılmamasının bir etken olduğunu düşünüyor musun? Ee, Algının kaybolması. Valla ben hafta sonu bunu düşündüm. Yani, yani sonuçta odak noktasından çıkıyor. Ya onu da nereye kadar koruyacaktın? Yani sürekli böyle bir insanları psikolojik olarak şeyde tutmak, halinde tutmak, yani çok yoruldu. Herkes yoruldu yani sadece biz değil Türk, Türkiye değil, bütün dünya. Yani belli bir istatistiğin altında şey yapılması, kaldırılması çok eleştirmem ama belki yeniden yayınlanmaya başlanması bir şey olabilir, bir adım olabilir Yani algını mi? tekrar en azından belli koşullara bir zorlama olmasa da insan işte kapalı alanlarda. Tekrar işte toplu taşımada, gerçi memleketi toplu taşıma tanımı da e, tartışma konusu da. E, şey, tekrar o dikkatin, özenin gösterilmesi açısından bence önem arz ediyor. Yani metro gibi, Marmaray gibi, e, işte uçak gibi, e, AVM'ler gibi kapalı yerlerde bence şey, biz çok daha fazla yüksek yani. Vallahi sen biraz önce böyle bir giriş yaptın. Dünyanın ekonomik olarak da böyle bu kadar zorlandığı bir ortamda ki hani belirsizliklerin içerisinde yavaşlar mı, resesyon gelir mi, merkez bankaları nereye kadar faiz artırır dediğimiz ortamda üste bir de kalkıp Covid gelirse yani herhalde... Covid gelirse demeyelim ona da Covid bir, zaten hiç gitmemiş bir yani. Bir tur daha dalga gelirse diyelim hani hakikaten işi gücü bırakıp i̇ster bir, bir iki merkez, sene çekilmeyi fayda var <laughs> yani kenara. Peki ister misin merkez bankaları bir tur daha faiz indirmeye başlasın şimdi? Ya ben onu istemek ve düşünmek istemiyorum abi yani gerçekten... Hani yani, Peki bu tip böyle bir şey olsa böyle önden, Sen ister ben de şunu sen ister misin? Arz zinciri bir tür daha bozulsun mesela. Önden adım atanlar avantajlı olur mu mesela? Olur Mutu olur. Olur abi. Yani e, indirilir daha. <laughs> niye niye indirilmez? Yani bu kadar indirildikten sonra indirilir. Tabii canım doğuş ama. Yani hakikaten şakası bir yana bakma yani gülüyoruz ediyoruz. <gülüyor> e, dünya bunu kaldıramaz ya. Kesinlikle. Yani, de. yani artık hani bu jenerasyon artık enflasyonu bir, bir süre Hani enflasyonla ya mücadele unutamadım. Küresel çapta unutalım. Ya ömrümün, yani meslek hayatımın bir başında yakalamıştım bu yüksek enflasyonu. Ee, hayat bir de sonuna doğru yaşattı. İşte ortada da böyle bir. Aa, çok şey, abi Ne şey, sektör? Yok meslek hayatım dedi. Şiş şey, sektör şimdi. Şey, umarım bir kez daha düşük ve daha sonra daha yüksek bir enflasyonu yaşamam. Ya yani bu bana yeter bu kadar yüksek. Gerilecek. Yani yıl sonuyla birlikte baz etkisi. <laughs> Tabii canım. Devreye girecek gerilecek. Peki istersen biraz dışarıdan başlayalım. Çok Buyurun. konuşulacak şey var. Ee, i̇çeriği de konuşacağız. Borsa İstanbul yani herkesin birbirine sorduğu seanslar devam ediyor. Bu gerek var mı? Yoklama almamıza gerek var mı? Tufan Cömert izliyor muymuş bizi? En sadık izleyicimiz. <laughs> başka programlara tercih etmiş bizi. Şimdi isim vermeyelim Nasıl? de. Sanmam. <laughs> Öyle bir risk düşünmem. Bizi tercih etmiş. Ha, sağ olsun. Yani başka standart programları varmış. <laughs> standart programlar gel. Dizi sektöründen mi? Yani bir adamla Mersin, Özgür'ün geldiği yayını, bütün yayın adamı Mersin hikayesi üstünden. Yalnız sana ciddi bir şey söyleyeyim mi? O videoyu o, açıp o, açıp o, izliyorsun. O değil. videoyu hala hani açıp açıp, o kahkalarla izliyorum. Bence Tufan abi de onu açıp açıp izliyor. <laughs> Bence bir tek Özgür izlemiyordur onu açıp açıp. <laughs> o hala şaşkın. O hala nereli olduğunu soruyor. Benim duyduğum kadarıyla Özgür Tufan'ı aramış sonra sabah. Gerçekten gibi. böyle bir şey var mı? Evet mi? evet, salı sabah. Abi sen gerçekten Mersin'imsin diye Tufan şey göndermiş. Ben E-Devlet'e yazmış e diye E-Devlet'ten e belge alıp fotoğrafı çekmiş, göndermiş Özgür. İkisine de selam olsun. Aynen. İkisini de çok seviyoruz. Dışarıla istersen biraz sohbete yavaş yavaş girelim. İlk ilk yarıyı kapattık. Yılın ilk 6 aylık kısmı geride kaldı. Zor bir dönemdi 6 aylık süreç. Hani ilk çeyrek de zordu ama ikinci çeyrek saçma sapan bir dönemdi. İşte Amerikan 10 yıllığında 3,5'lara gidişi de gördük. E, kapanmadan işte 3'lerin altına gelişini de gördük. E, küresel emtia fiyatları o çeyrek içerisinde zirveyi de yeniledi. E, zirveden %10-15 geriye de geldi. E, hisse senetleri tarafı çok baskılandı. Özellikle Amerika'da e, teknoloji grubu, işte Nasdaq önderliğinde e, ciddi çıkışlar gördük. E, bugün baktım, e, ocağın İkinci haftasından beri e, global bono fonlarından düzenli şekilde para çıkışı var. Ve muazzam rakamlara gelmiş durumda. E, doların yılın ilk yarısında %10 e, gibi ciddi bir e, küresel çapta değer kazandığı bir ortamı geride bıraktık. Tabii geçmiş dönemlere kıyasla e, biraz burada farklılık var. E, MTA'nın yukarıda olması fiyat olarak MTA üreticisi ülkelerin para birimlerinin nispeten ayrışmasına, Bunda işte hani sepet olarak baktığında geçmekte olan ülke para bilimlerinin biraz daha dirençli kalmasına imkan tanıdı. Hı hı. E, bir ikinci farklılık da geçmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğunda e, faiz artırımlarının Fed'den önce başlamış olması ve Fed'le birlikte de bunun e, vites artırarak devam Özellikle ediyor olması. Var. E bunlar da bir miktar daha e, korumalı bir alan sağladı. E, yine yılın ilk yarısına dair enteresan hikayelerden bir tanesi de ee, öyle ortada çok fazla bir e, gezen portföy akımı da kalmamış. E, dönüp böyle hani belirli rakamlara baktığında IEF de bunları hesaplayıp açıklıyor. E, geçmekte ülkeler açısından öyle ciddi bir e, ortada gezen bir portföy rakamı da yok. E, Herkes bir yere park etmiş ve pozisyonu koruyor. Aynen öyle. E, zaten ortada çok düşük bir rakam var. Hani ben böyle genelden böyle biraz ayrışıyorum. E, İYEM hikayesinin. O 2000'li yıllardaki özellikle fon akımları üstünden olan iyi hikayesinin ben bittiği kanaatindeyim. Artık bir daha böyle da bir hikaye olmaz. Ee, o nedenle e, gelecek birazcık daha zor olacak. Niye olmaz kadar, sence? Ya. ya bu kadar ne biçimde <laughs> tahminin bu yönde olması temel şey ne? Gereksiz. Ya 2000'in başları daha nasıl diyeyim? daha hareketli yıllardı şu açıdan. İki lite bolluğu sebebini. Çin dünya ticaret örgütüne giriyor. Sermaye daha böyle rahat hareket ediyor. Dünya bu kadar e, en azından korumacılık anlamında içe kapanık değil. İşte Covid peşine Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi büyük önemli e, üretimlerin çoğu ana vatanına dönüyor şu anda. İşte çip krizi bunun bir göstergesi. Enerji tarafından alınan önemler. Ve bu gösteriyor ki hani birazcık daha kötümserim ben o tarafta. 2030'dan sonra çok daha politik anlamda e, sıkıntılı bir dünya düzeni olacak bence. E, böyle olunca da birazcık daha paranın da gideceği yer içine kapanacak. Bir de o dönemler daha farklıydı. Yani bir iam hikayesi vardı. Geçmekte ülkeler dışarıya tabii açılıyorlar, tabii. kendilerini kabul ettiriyorlar. İşte yıllardır e, çok düzensiz para ve maliye politikaları var. Belli bir düzene sokuyor. E, bu yönde adım atıyorlar. Yapsal ya. gerçekleşiyor. E, şimdi şey. bakıyorsun bunların büyük bir kısmı e, bu işleri tamamlamış yani içlerinde evet çürük yumurtalar var, bozuk yumurtalar var ama hani büyük bir kısmı bunu tamamlamış. Yani şu anda gelişmekte ülkeler açısından eskisi kadar ciddi bir hikaye olmadı kanaatinde ama hani terazide e, gelişen ülkelerdeki içe kapanıklık, üretimin falan daha ana vatanına kayıyor olması e, bence burada bir etken. Bir de şimdi Çin falan daha e, NATO'nun bildirisine bile girdi. Hani e, bunlar bence önemli gelişmeler. Rusya bir baktın Rusya ortada yok. Yani kendisi de etti, kendisi de buldu ama... ...hani Şubat'ın başında konuştuğumuz Rusya'yla bugün Rusya'nın emaresi okumuyor. Tam aslında onu söyleyecektim, sözünü de kestim bu arada ama... ...yani yıla başladığımızda ya da hatta Şubat'ın 15'ine geldiğimizde... ...konuştuğumuz dünya ekonomisi üzerinden, belki makroekonomik tahminler üzerinden baktığında... ...o günle bugün arasında çok büyük bir fark var. onu da tek sebebi, yani tek sebebi demiyorum ama en önemli sebebi işte... Rusya-Ukrayna Savaşı, onun enerji ve emtia fiyatları üzerine yarattığı baskı e, yavaş yavaş toparlanır mı acaba diye bakılan tedarik zincirlerindeki o kopukluğun devamı ve işte enflasyon, faiz sarmalı derken hikaye buralara kadar geldi. Hikaye buralara geldi. Bundan sonrası da yani biraz zor e, tahmini ve kestirmesi açısından işte Temmuz'u başladık, Temmuz'u başlattık. E, Fed'in hani 50 mi, 75 mi ya da belki daha yüksek mi bir faiz artışa gidip gitmeyeceğini hala bilmiyoruz. Hani burada hani yüz içi telaffuz edilmedi falan gibi bir e, savla buna karşı çıkmak mümkün. Ama hani Haziran'dan en azından e, dersini almış bir kesim var. Ve hani Fed'in kendi e, sözlü iletişimini kendisinin kendi eliyle bozması kaynaklı. E, burada bir en azından bir güven kaybı söz konusu. E, hala Fed toplantısına gidene kadar işte görmediğimiz Amerikan velileri var. Geçen hafta açıklanan veriler, işte en son ISM imalat verisi geldi 2 yılın düşüğünde. Bu hafta tarım dışı gelecek. E, artı olması bekleniyor ama bir miktar ivme kaybetmesi bekleniyor. E, resesyon çok ciddi dillendiriliyor. Şurada bir ay önce FED toplantısından sonraki e, tahvil fiyatlamasıyla, emtia fiyatlamasıyla ya da enflasyon beklentilerinin fiyatlamasıyla e, bugün geldiğimiz nokta aynı nokta değil. Sadece burada denklemde boz e, aykırı davranan dolar Dolar da e, riskli varlık, varlıklardan çıkış kapsamında talep görüyor diye düşünüyorum. E, bakıyorsun Euro-Dolara bakıyorsun, Pound-Dolara bakıyorsun. E, hepsinde çok ciddi değer kayıpları var, erimeler var. Ki bunlar hani bir tanesi faiz artıracağım diyor, bir tanesi faiz artırıyor. Hı -hı. E, zor bir süreç. Yılın ikinci yarısı da e, en azından bir altı ay, 8 ay böyle bir belirsizlikle geçecekmiş gibi duruyor. E, vallahi yani Erzak'ın nefis şimdi özetledim Buradaki demin de söylemeye çalıştığım gibi buradaki ana hikaye yani Covid bitti, pandemi sürecinden çıkılıyor, işler düzelecek, işte ekonomiler tekrar canlanacak derken ortaya yani canlanır mı e, beklentisinin o 24 Şubat galiba tarihi yanlış hatırlamıyorsam Şubat ayı sonunda başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra bambaşka bir yere evrildiğini gördük. Bütün dünyada bir e, enflasyon sorunu var biraz sonra biz de konuşuruz. Bizdeki Haziran ayı verileri de bugün TÜİK tarafından açıklandı. Çok ciddi bir enflasyon baskısı. Dolayısıyla bunun yarattığı bir faiz baskısı. Yani faizlerde yukarı yönlü hareketlenme. Hatta hikaye yani işte kalıcı mı geçici mi tartışmalarına ya geçici çok da kalıcı olmaz buralar dediğimiz yerden. Beklenen, yani Amerika üzerinden söylüyorum. çok daha fazla daha beklenenlerden daha yüksek seviyelere gittiğini ve neredeyse bir sürü oraları park etmek üzere Dokuzda dayandı ya Amerikan inflasyonu. Evet. Ee, geldi. Ee, bu da istesemez para politikalarını, merkez bankaların politikalarının hepsini bir kez daha gözden geçirmesine e, neden oldu. Mesele bundan sonra ne olacak kısmı? E, bundan sonra ne olacak? Senin de az önce söylediğin gibi işte resesyon, stakülasyon tartışmaları. Sanki şimdilik hikaye, e, oraya bir parantez açıp şu yayının başında konuştuğumuz Covid konusu bu halle kalırsa diye not düşmekte fayda var. O da bütün yani, denklemi bozar. Yeni bu arada. bir dalga gelirse bütün denklem orada bozulur. Net bir şey yani daha derin resesyonlar görme ihtimalimiz, daha uzun süreli resesyonlar görme ihtimalimiz her yerde artar. Ee, ama herhalde şimdiki görünen şey iyimser senaryoyla, iyimser senaryoyla derken vade açısından söylüyorum. 2023'ün ilk çeyreğinin sonu, ikinci çeyrekte belki bir resesyon fiyatlaması beklentisi ama bütün dünyada senin de söylediğin gibi bence önümüzdeki daha uzun vade yani biz tabii programı her hafta yaptığımız için her hafta konuşacak bir eksik olmasın. Memleketin de dünyanın da gündemi yoğun. İşte her hafta elimizde 2-3 sayfalık şeylerle gündem başlıklarıyla geliyoruz. Ama buradaki temel sorun gerçekten uzun vadede siyaset yani uluslararası siyaset ve uluslararası siyasetin ortaya çıkartacağı ekonomik bir denklem olacağını düşünüyorum işte yani yakın zamanda bakıldığında işte NATO hikayesi, Türkiye, İsveç, Finlandiya bile bir anda hani gündeme hızlıca giren ve gündemden hızlıca çıkan Çıktı. bir başlık haline geldi. Yani ya bu iyi haber fiyatlanması lazım falan derken o da arada mesela kayna... hiç fiyatlandığını düşünüyor musun geçen hafta? Ee, fiyatlanmadığını düşünüyorum. Hiç. Yani ben o haberin ardından iyi bir piyasa bekliyordum açıkçası. Tam zamanlama yatıramıyorum ama ikinci satış yediğimiz günün sonunda geldi galiba. E, ...neredeyse hiç tepki göstermedi piyasa. Salı günü Biden'la bir görüşmeyi duyduk. Çarşamba günü de... E, ...şeylerle... ...o mutabakata varıldı diye hatırlıyorum. Yani ben e, tam günü gününü hatırlamıyorum. Yaşım itibariyle artık ama... E, ...hiç yani... E, ...Cuma günü değil mi piyasa bir yüzde bir falan yukarı yaptı? Dört gün düştü, e, Cuma günü topladı. Evet, e, dolayısıyla... ...oradaki hareketin tamamen... ...zaten bir tepki alımı olduğunu e, düşünüyorum. Dolayısıyla bu kadar... Türkiye'nin dış siyasetinde üzerinde baskı yaratabilecek ki zaman zaman gelen satışlarda ya işte NATO, Amerika, Türkiye gibi tartışmalar olmasına rağmen yani bu belirsizliğin ortadan kalkması ve bir uzlaşıyla ortadan kalkmasının bir şeyini görmedim. Ben kendi adıma baktığım açıdan öyle bir pozitif yatlamanın olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi Rusya, Çin, İran işte İsrail, Türkiye, Amerika, İngiltere pek çok farklı şeylerde, denklemlerde yer almaya devam edecekler. Hatta NATO genel başlığıyla bu da <laughs> e, ilerleyen dönemlerde mutlaka e, tedarik zincirini başta olmak üzere etkileyen unsurlar olacak. Bu işte e, ta Trump'ın döneminde başlayan işte önce kur savaşlarıyla başlayan, sonra ticaret savaşları diye evrilen sonra bambaşka hikayelere dönüşen, bugün işte Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla bambaşka bir şekil alan çok yüksek enerji fiyatlarına, çok yüksek enerji emtia fiyatlarına gelen ve bugün dünyanın her yerinde çok ciddi bir maliyet unsuru haline gelen, maliyet enflasyonunu yaratan, bizde de artık valla bakmaya da 140'lara geldi değil mi, bizde de 140, çok ciddi bir enflasyon baskısını beraberinde getirdi. Hep söylüyordum, yani bu ortaya çıkan tablo bir kere hisse senetleri piyasasının hisse sevdiği, istediği bir iklim değil. Biz zaman zaman kendi açımızdan şey kaldık, e, korunaklı kaldık. E, ama program ilerleyen bölümlerinde konuşuruz. Zaten geçen hafta da hatta bugün de dahil olmak üzere pek çok kez kendimize bir değerlendirme şansımız, bir görüş alışverişinde bulunma şansımız oldu. Vallahi girebiliriz. Yani ben önce enflasyonu konuşuruz diye düşünüyorum ama. Nasıl istiyorsan. E, sıkıntı enflasyonu değil. Enflasyonla de konuşacak o, bir şey kaldı mı? Ondan yani, bence konuşacak hiçbir şey yok. E, yani 73, 78, 82 neyse olup olmamasının hiçbir anlamı yok. Yani biz beklentiye bakıyoruz artık bu saatten sonra. Beklenti kontrolden çıktıktan sonra e, aylık enflasyonun çok bir anlamı yok. Hani zaten ayrışmışız. E, bir an, an önce nerede denge bulacağımızı bekliyoruz. Ee, ya işin tehlikeli tarafı şu. Geçen ay %2'lerin üzerindeydi değil mi? Aylık enflasyon yanlış hatırlamış. TÜFE tarafından söz ediyorum. Orada yükseliş devam ediyor ama aylık veri Hız kesiyor diye olumlamaya çalışılırken bugün geldiğimiz yerde aylık enflasyon %5 oldu. Haziran verisi bu. Yani artık bu aylarda en azından gıda tarafından bir poz... Ya ben hatırlıyorum bakmadım ama gıdadan son, geldi. Son 10 yılda falan baktığımda eksi gördüğümüz aylar var. bunlar. Sıfır Neredeyse işte? sıfırlar var, eksiler var. Ee, eksiyi bir tarafa bıraktım. Memleketin e, uzun vadeli yıllık enflasyon hedefi Sadece ülkede haziran ayında gerçekleşmiş zaten. Ve işin daha tehlikeli tarafı şu. E, tehlikeli de demeyeyim ama yani bir taraftan da tehlikeli aslında. E, can sıkış tarafı şu. Gerçekten ne yapılacak ve bu enflasyon nasıl kontrol altına alınacak ve nasıl düşecek sorusunun cevabını kimse sormuyor. Sorana da zaten kimse cevap vermiyor. Yani bence biraz şundan... Yani nasıl oluyor da çok affedersin nasıl oluyor Esnafırlı. da buradan işte 6 ay buradan 3 ay da oradan koy. 9 ay önce %19 olan enflasyon 9 ayda 4 katına nasıl geliyor? Nasıl geldiği biliyor aslında. Ya yani buradan geri nasıl dönülecek sorusunun cevabı ortada yok. İşte toplumu kalabalıkları nasıl ikna ederek bu yani buna zaten enflasyon beklentisi deniyor yani en basit haliyle. Hani bunu nasıl becereceğiz bilmiyorum. Bence biraz da şundan hani artık bu seviyelerde bir analiz yapma imkanı da yok. Yani ama e, ya analiz yapsan da Çok zaten. farklı bir şeyimiz de yok. Yani o hep o elimizde senin az önce hafif ironde yaparak söylediğin o yıl sonunda baz etkisi ya ne olacak baz etkisi Abi biz senedir baz etkisi yani konuşuyoruz. Ya. 80'den baz etkisiyle gelse 65'e gelsen olacak, 60'a gelsen olacak yani enflasyon düştü diye sevinecek miyiz burada? Yani enflasyon bir analizlik değil. kısmı da yok yani Maalesef eskiden yani. çok uzun uzun yazıyorduk çarşaf 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 yazıyorduk ama hani artık öyle bir şey de kalmadı yani genele yayılır kurun geçtiği beklentilerin bozulduğu, herkesin e, kafasına göre bir yani, fiyatlamaya girişti bir ortam mı? Şimdi benim anladığım kadarıyla ekonomi yönetimi bu enflasyonda talep tarafının daha ağır bastığını ya da ta, yani bir talebin de canlı olduğunu ki belli noktalarda haksız diyemem. Ama belli düzenlemelerle özellikle BDDK tarafından gelen düzenlemelerle bu talebin önünü kesmeye çalışıyor. Bence kamu tarafı özür dilerim abi girmek Hı, zorundayım. Bence kamu tarafı talep enflasyonu olduğunu düşünmüyor kendileri de açıkça söylüyor. Talep enflasyonu yok diyorlar. E peki Ama talebi bu kadar... kesmek için adım atıyorlar. Olmayan Talebi niye kesmeye çalışıyorsunuz o zaman? Yani yani kredi kartlarında, tüketici kredilerinde hani anılan önlemleri atılan adımları başka türlü yani... Aslında olsa sen aynı şey konuşuruz. Yani belli ki bir talep olduğu görülüyor ve bu talebin önünü kesilmesine çalışılıyor. Dönüp öbür taraftan biz burada bir talep görmüyoruz ya da bir talep enflasyonu görmüyoruz deniyorsa bu sorunun cevabı o zaman bu düzenlemelerine gerek var? Sorusu ortaya çıkıyor. Ama net olarak gördüğümüz şey şu ki bir daha söyleyeyim. Eylül ayında e, 19 olan enflasyon bugün 76'lara geldiyse. Yani 80 de bu, Buradaki yok tam 4 katı oluyor temiz oluyor böyle anlatması. E, buralara geldiyse buradaki en önemli unsur kur. Ve maalesef bir dönem kur kontrolden çıktığı için enflasyon kontrolden çıktı aslında. Ve bu saatten sonra insanlarda hala şu var. Ben hafta sonu Alanya'daydım. Orada e, pek çok esnafla, ticaret yapan insanlarla ya da ya tüketici tarafıyla bir araya geldiğinde herkesin bir acelesi var. Acele şu, abi almamız lazım. Ay sonunda tekrar, ay başında tekrar zam gelecek diye. İşte beyaz eşyaya zam gelecek deniyor, arabaya zam gelecek deniyor, ona zam gelecek diyor, buna zam gelecek diyor. Ve herkes... Ve sürekli deniyor bir de. Yani gezen bir şey var ortada. Buna ya, da zaten ya, beklentilerin kontrolü açık olsun. Niye Aksine denen şey realize oluyor. Oluyordu. Ya bu ay almazsa önümüzdeki ay daha pahalıya alıyorsun. Şimdi bak bir asgari ücret düzenlemesi yapıldı. Hayırlı olsun diyelim bu arada. 5500 lira. Senle bir iki hafta evvel konuştuk değil mi? Bu insanların ilk yapacakları şey kuvvetle muhtemelen acil ihtiyaçları olan şeyi ellerine geçen o ilk parayla yani 4250 lira yerine 5500 lira geçtiğinde o parayla o ihtiyaçlarını yerine koymaya çalışacaklar. Hani nispeten bir ilaç hani elbet hani gönlün istediği bu değil ama bir ilaç olarak ya, tabii, tabii öne canım, çekecek iş, talebi iş, dediğin iş, gibi. İşin şeyinden değilim canım bu para azdır çoktur bu parayla geçinir geçirmez gibi tartışmalara girecek halim yok. Onun için zaten hani simiç hesabı falan yapsan yumurta hesabı yapsan çıkıyorsun zaten işin içinden yani. Dört işlemle analiz edecek işler bunlar sokaktaki vatandaş çeşitler. Benim söylemeye çalıştığım şey. Talebin sürekli öne çekilmesi hali bu kimis ta, tarafından borçlanılarak yapılıyor. Zaten bence bu düzenleme onun önünü kesmek kimi tarafından da işte devletin verdiği bayram ikramiyesi yani emekli açısından bayram ikramiyesi açısından eee kimi sayısı alınan zam. İşte özel sektörde neredeyse tamamına yakınında e, bir arazam sen hatırlayacaksan bu programda konuşmuştuk. Türkiye maalesef tekrar şeye gidiyor bence. altı ayda bir, yılda bir giriyor. iki defa Ocakta konuşmuştuk. Evet, Ocakta konuşmuştuk. Geldiğimiz yer işte şeyde realize olacak. Her bu da realize olacak. İşte ortalama bir şey var. Yani neredeyse üzerinde de bir mutabık kalınmış bir rakamlar e, rak şey var. E, zam oranı var. Ama mesele bir daha geleyim aynı yere yani. yani. Ne olacak da bu? Yani gözünüzü seveyim burada enflasyon kontrol altına alındı falan filan gibi şeyler. Bunlar gerçekten toplumun gösterici duyarlılığı, hassasiyeti de önünde duran şeyler. Yani yüzde yüz üfenin %80 tüfenin olduğu yerde neyi konuşuyoruz ya? Neyin kontrol altına alınmasından söz ediyoruz? Allah aşkına koy grafiği hiç burada kontrol altına almış bir şey görüyor musun yani? Abi 20'den 80'e çıkan şey Allah adama şey derler yani. Allah'tan kontrol altına almışız. Bir de almasak ne oldu der birisi. Valla çok uzaklara gitmeye gerek yok. Eylül'de bizim de anlamakta zorlandığımız bir şekilde aniden bir çekirdek enflasyon vurgusuyla yola çıktık biliyorsun faiz indirmeye. Ha. Sonra Ekim'de o yoktu. Hani bir daha onu görmedik. Sadece gidip alttaki Kaç, altı tane mi, yedi tane mi ne çekirdek kalem var. Onların aylık e, gerçekleşmelerine baksan. Onlar da hani aylıkları bile, yıllıkları geçtim. Aylıkları bile kabul edilebilir düzeylerde değil. Evet. Hani sadece onlar bile hadi manşet bu diyelim. Hadi gıdası var içinde. Hadi enerjisi var, şu su var, bu su var. Hadi tek seferliği var. E, hadi mevsimselliği var ama yani çekirdeğe bakıyorsun orada ya, da. Ben bir daha söyleyeyim. Netice itibariyle bu işin siyasetini yapmak, politikasını kurmak ya da kurulan politikaları yöneten bürokrat olmak, e, teknokrat olmak hiç kolay işler değil. Ama hani ben olsam, Allah'tan da ben değilim bu arada. E, önce kamunun bir yerden kendi tarafında belki başka bir alanı açarak büyüterek bu ardı ardına gelen zam işini bir durdurması lazım. Yani her gün şeye zam. Şimdi söyleyince indirim oldu diyecekler. Kimse 7.5 liradan 30 lira gittiğini konuşmayacak benzin fiyatın. 2 liralık indirim konuşacak da. Her gün akaryakıta zam, işte elektriğe zam, doğalgaza zam. Üreticinin sırtına binen bir yük bu. Evet sanayide işler iyi gidiyor ihracat falan. Orası da başka bir hikaye yani. Kamu kendi niye? zamlandı ertelendi bu Hayır niye, niye sadece mesela işin ihracat tarafı konuşuyor. İçse ihracat rekor kır dedin yerde dönüp altına bakıyorsun İthalat da rekor kırıyor. Ticaret Ve... açıda rekor kırıyor. İşte, tamam mı? Bambaşka yerlere geliyor tartışma. Senin söylediğin şey işte önce pozitif reel faiz vereceğiz. Sonra çekirdek enflasyon vurgusu. Sonra cari denge vurgusu. Bunların hiçbiri kalmadı ortada. Yok. Dolayısıyla hiçbir şey kontrol altına aldığımız falan yok ama bunu bir toplumsal yani halkın, sokaktaki insanların bir toplumsal bilinçle bu enflasyonla mücadele etmek üzere bir eylem planı falan herhalde böyle bir şey beklenmiyor değil mi? Bu kamu eliyle Yapılacak ve buna önce kamu başlayacak. Kamu kendi tasarruf paketini de açıklayacak. Oradan kazanılan ya da ne derler ona? Harcanmayan para. Yaratılan alan. Evet. Başka bir alana yani buradaki dar gelirli insanlara belki emeklilere dağıtılacak ve gerekiyorsa kamu başka bir yerden bir fedakarlık ederek bu sürekli bir zam hikayesi. Yani insanlar artık şunu demesi lazım. Fiyatı bence insanlar Türkiye'de üretilen mal ve hizmetin fiyatın düşmeyeceğini artık anladılar sonunda. Tamam. Ama şunu dedirtebiliriz hala. Bir dakika ya artık koşarak gidip şu ihtiyacı almaya gerek yok. Bunun fiyatı artık burada oturur. Düşmeyecek ama. Ya bugün almama gerek yok artık. Ben cebimdeki parayla daha bir normalleşeyim. Bir tasarruf edeyim. Ya işte neyse yani enflasyona karşı eriyor ama Belki bir kenarda bir fırsat bulurum yatırım yaparım para kazanırım. Bu sürekli eline para geçenin ya da parayı bulanın, parayı bulan derken yani maaşını alanın falan sürekli bir şey alma isteğinin ancak böyle önüne geçilebilir. Sen insanlara şunu dedirtmen lazım. Tamam ya bugün aldığında ne oldu bak 6 ay sonra da aynı fiyat bu. Evet. Bir sene sonra da aynı fiyat yani. Ancak böyle bun ya yani kontrole kontrol altında alınacaksa ancak böyle alınabilir ve burada öncelik mutlaka kamu tarafından gelmesi lazım. Ya çok basit bir örnek. Yani nefis şeyler anlatıyorsun. Estağfurullah. Çok, hani uç noktada bir örnek aramaya gerek yok. ya yani araba örneği ya. Ne yani ne anlatırlardı? Hani arabaya aldın sıfır, kontağı çevirdi, değeri düşer. Nerede abi bugünler? Bu böyle bir ortam yok. Ee, ben sana canlı yaşadığım örneği anlatayım. Anlat abi. Yaklaşık iki hafta evvel. bir beyaz eşya ihtiyacı doğdu ondan sonra bir şeye gittim ondan sonra da yani şey olmuştu ne derler konuşulmuştu anlaşılmıştı ödemesini yapmak üzere gittim ondan sonra mağaza müdürü hanımefendi de bir tanıdıktı bir arkadaşımızın vasıtasıyla hani bir çay kahve ha çay, bize de sordun o hikaye diyorsun İşle... değil mi? evet evet işlemler yapılırken e, hani işler nasıl çünkü mağazada enteresan bir hareketlilik var yani büyük bir mağazadan <laughs> söz ediyorum ondan sonra Anadolu yakasında e, şey deyince işte nasıl bir de böyle saat böyle daha sabah 11'den falan söz ediyorum yani 11 12. Dedik yani dedi ki valla talep var. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz talep insanlar bir şekliyle duydu. Ay başında yaklaşık %7'lik bir zam bekleniyor. Dolayısıyla işte gördüğünüz gibi sabah bu saatinde yani bizim mağazamız hep kalabalık olur. Ama sabah bu saatinde bu kadarlık bir kalabalığa çok alışık değiliz. İşte küçük ev eşyası almak isteyen mi ararsın yani onlara bakan mı ararsın? Ya bir de gerçekten sokakta da var mı bu bilmiyorum. Benim şey ayarım da kaçtı yani. Ne ucuz ne pahalı kavramı kaybettim ben. her gün ben. herkesin konuştuğu bir şey. Yani bu buna bu parayı veriyorsun atıyorum misal. E gidersin bundan ayakkabı alırsın. Hadi buna bu parayı veriyorsun. Ya buna yemek yiyebilirsin. Bununla şuraya şu alışveriş yapabilirsin. Ya mağazan içinde ya şeyler birbirine girdi. Ma Mağaza içinde gezinirken klasik bildiğin bir tost makinesine gözüm takıldı. Gördüğü fiyat karşısında Tost makinesiyle bayağı böyle aramıza bir duygusal bağ oluştu. Yani o bana baktı, ben ona baktım. Yani çünkü tost makinesi yani benim için... Yani işte ekmeği üstüne bastırıyorsun. O kadar şey ki... Ee, ne derler? Afaki fiyatlara... Ama öbür taraftan da dediğin gibi bambaşka şeyler çıkıyor. Vallahi enteresan. Ya işte bunların hepsi bir paket abi. Yani her ayın üçünde, ha. dördünde uzun uzun enflasyonu... Bak, ne... Yani rakamlar üstünden artık konuşacak bir ortam Nefis yok. Nefis yere geldin. İki buçuk yıldır bu programda neredeyse herhalde her programda ya da ayda en az iki kere konuşulmuştur. Gene aynı yere dönülüyor. Gene parça parça, adım adım, bir bütünsellik içermeyen, aynı amaca yönelik ama parçalı adımlar ve düzenlemeler geliyor. Ve bunların içinde fayda edecek olanlar olsa bile bu kadar parçalı halde gelmesi sebebiyle hiçbir fayda etmiyor. Piyasadaki yatırımcı algısını bozmaktan başka da hiçbir işe yaramıyor. Ben yine Alanya'da sohbet ederken bir arkadaşımla Türkiye'nin yani o e, önemli denetim şirketlerinin birinin yöneticisi olan arkadaşımla dedi ki biz gerçekten artık yabancıya bunların niye olduğunu, neden olduğunu ve niye her gün parça parça olduğunu anlatmakta yani anlatamıyoruz artık yani bir yere kadar anlatabiliyorduk çünkü her gün başka bir şey geliyor. Ve insanlar bize peki bu niye böyle yapıldı dediğinde verecek bir cevap yok. Bir bence, valla belki bir bay, çok da sözün, yani ya hakkını yürü. helal et Lütfen, her aldım. Zaman. Uzun ee, uzun anlatır. Ben zevkle dinliyorum seni. Eyvallah. Uzun bir bayram tatiline giriliyor. Bence herkes bir arkasına yaslansa, herkesin bir nabzı tansiyonu bir normale dönse, sonra bayramdan sonra da bir bütünlük içinde, kamu, özel sektör neler yapabilir? Bir bence bir program haline dönüştürmekte fayda olacağını düşünüyorum. Bu kadar e, aynı görüşte olmayan insanları dışlayarak, e, yaftalayarak bir yere gidemeyeceğimizi devletin kendi kurumu açıklamış olduğu enflasyon verisi zaten söylüyor diyeyim. Burada da suyum artık. Vallahi paramparça olma durumu her yerde var. Hani e, herkes hani bence herkes birbirini şu anda dışlıyor ya ee, eğer karşındakinin e, aklından geçen kelime cümlelerle kelime odaklı e, öbekleriyle e, ifade etmiyorsan hani artık kimsenin kimseye inanmadı herkesin herkesi sorguladı böyle saçma sapan bir dönemin içerisinden geçiyoruz ee, geçen hafta e, BDDK'nın işte Cuma akşamı kapanıştan sonra e, piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamaları konuşmuştuk hatta senle de ee, biz burada isim vererek e, Sayın Başkan Akben'i almıştık Ve hani e, ya yani şu son 3-4 yıldır doğru düzgün tek iletişimin yapıldığı yer BDDK. Hatta biz bunu yani yüz yüze geldiğimizde de Sayın Akben'e de söylemiştik. Evet. Ee, i̇zlediğini de biliyoruz. Sağ olsun. Ee, başkan da selam olsun. Izliyorsan. Çok da selam olsun. Ee, kendisine de hakikaten çok da şaşırdığımızı bu yayından e, ifade etmiştik. Sonra pazar akşamı e, şey e, sonra e, kendisinin bir televizyon mülakatı oldu. çıktı anlattı. Valla ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Yani biz burada son bir yıldır artan hızda ama hani son 3-4 yıldır bir sürü düzenleme gördük. Ama yani bir kurumun başkanının çıkıp iyi ya da kötü yani onaylarsınız onaylamazsınız çıkıp soruları yanıtlamasını valla ben kendi adıma büyük bir olay gibi görüyorum. Yani iletişim adına da önemli bir şey gibi olarak görüyorum. Aslında çok ilginç bir şey söylüyorsun. Normal olan bir adım senin evet. kafanda anormal hale gelmiş. Evet abi. Evet. Çünkü olması gereken aslında. Yani şimdi başka yerlerden de şimdi başka kurumlardan da dünya kadar açıklama görüyoruz. Açıklama web sitesinde yok. Bir ajans geçiyor, öbür ajans da yok. Birisi birine böyle bir şey geçmiş diye söylüyor, öbürü açıp okuyamıyor, edemiyor falan. Yani ben başkanın çıkmasını ve anlatmasını uzun uzun. Vallahi ben kendi adıma beğendim. Hani dediğim gibi yani burada da tabii ki kimse ikna etme ne lüksümüz ne de öyle bir imkanımız yok ama yani öyle e, inanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ama bence çıkıp anlatması çok önemli bir şeydi. Ya senin <laughs> anlatmaya yani senin anlattığın <laughs> içerikten ziyade bu iletişimin piyasayla kamuoyuyla kurulmuş olması Yoksa yani o alınan kararın o alınan kararında bundan sonra alınacak kararında doğru bulunacak yönleri var, yanlış bulunacak yönleri var iyi oldu diyeceklerimiz var. Kötü oldu, yanlış oldu diyeceklerimiz var. Bu başka bir hikaye ama bu ile yani ben hep şunu şöyle düşünüyorum bu hikaye. Ya benim görmediğim ki dolayısıyla benim görmen normal yani o kadar daha makroya ekonomi yönetimi sahip çünkü. Benim görmediğim bir hikaye olabilir orada. Ve bu çıkıp anlatılırsa ha bir dakika ya ben bu hikaye buradan bakmamıştım. Hikayenin bir de böyle bir kısmı varmış. Dolayısıyla bu alınan kararın böyle bir pozitif etkisi olabilir dedirtebilir bana o kararı alan kurum yöneticileri. Onun için iletişimden bence kesinlikle kaçmamak lazım. Ama bir daha söyleyeyim. Bu alınan kararların, yapılan düzenlemelerin sıklığının mutlaka azaltılması lazım. Kesinlikle. Parça Nettir parça bu. olma yani parça parça gelmesi falan. Ya bak bunu da biz denedik. Böyle her gün bir düzenle ya olmuyor yani. Allah aşkına bak bayrama şurada sayılı gün kaldı. Şu aynı şeyi deneyerek farklı sonuca gitme huyumuzdan bir vazgeçelim ya. Her alanda böyle yani. Memleketin her alanı böyle ya. Hala bak sana en basit örneğini anlatayım konuda asıl yani. Hala ülkenin bu kadar ekonomik olarak zorda olan spor kulüpleri, futbol takımları hala benzer yöntemlerle transfer yaparak, başarı elde ederek bu borç batağından, bu borç sarmalından çıkacağını düşünüyorlar. Yahu çıksaydın bugüne kadar çıkardın kardeşim zaten çıkabildin mi? Yok. Yanına ne kar kaldı? Büyüyen borcun kar kaldı. Demek ki başka bir şey denemek lazım. Ya bu kadar insan, bu kadar taraftar, taraftar bile sosyal... Ya bu adama bu kadar para verilmez artık. Gerek yok. Bu kadar imza parası, bu kadar... Gerek yok. Genç çocuklar oynasın, alt yapıdan gelen çocuklar oynasın derken hala aynı şeylerde söz ediliyor yani. Ve hep aynı şey deneniyor. Ülkenin her yerinde böyle. Kar, Karşılıkta bulamıyorlar. Yani futbol statlarının ee, ne kadar dolduğunu, futbolun ülkede ne kadar konuşulduğunu tüm bu yapılanların karşılığında dönüp bir bakmak kafi. Bak Sa Ankara'da Milletler Ligi oynanıyor. Ee, bayan milli voleybol takımı da finale kaldı orada, çeyrek finale. Finallere kaldı. Bak, bütün biletler bitmiş, satılmış. Yani çok uzaklarda hani ekstra şeyler aramaya gerekiyor. gerek yok. Şunu da söyleyeyim, o da bir makyaj. Stadın dolu olması da senin bir başarı elde, elde ettiğini göstermez. Tamam gidersin uluslararası anda. Bak ülkenin basketbol takımları Gerek milli gerek kulüpler bazında başarı elde ediyor. Voleybol ediyor. İşte, Akdeniz e, oyunlarında bir, madalyalar geliyor. Bir sürü geliyor. bireysel olarak takım olarak takım oyununda başarı elde ediliyor. Demek ki bu ülkenin sporcusunun bir başarı hikayesi de var. Yani çok alıştığımız böyle süreklilik arz eden bir şey olmasa da belli branşlar. Ya bu kadar para harcanıp başarı elde edilmeyen bir dal var. Bir dönüp sormakta bakmakta fayda var. Ben yine konuyu... Sayın Akbeni yayına getireyim. <gülüyor> <gülüyor> Müsaadenle. Estağfurullah. Ee, şimdi biz geçen hafta yani bu şeyden sonra açıklamalardan sonra e, bizim kendi yaptığımız analizler dahil, sizin kendi kurumunuz dahil e, bu analizlerin hani tek bir doğrusu olmadığını, ortada ciddi bir belirsizlik olduğunu e, ve bunun hani hiçbir şey olmasa da sadece belirsizliğin fiyatları baskılayacağından bahsetmiştik. Şimdi hiç ekstra bir şey söylemese de ee, Sayın başkanın çıkıp orada işte bu alınan kararların 300'den fazla işte halka açık şirketi e, etkileyeceğini hesap ettiklerini anlatması yine raporları teyit eden bir şeydi mesela. Ee, onun yanında e, analizlerin hani her şirket özelinde uymadığını e, farklı farklı dönüp baktığını anlatması yine işte hani bunu bir de resmini yetkili bir ağızdan duyunca. Hani birazcık daha şey oluyor. Elbette. Ee, o kafadaki belirsizlik ya da hani ortada bir karmaşa vardı çünkü pazartesi günü. Ama ne oldu? Hani o açıklamaların öncesi. E şimdi geldiğimiz noktada o anlar kararlar kaynaklı Borsa İstanbul'da hani onların doğrudan etkisiyle şirketleri, o listelerdeki şirketleri etkileyerek bir satış baskısı oldu mu? Doğrudan o şirketler özelinde olmadı. Ama oluşan kafa karışıklığından, belirsizlikten, her gün gelen düzenlemelerden bak geçen haftanın 5 gününün 4 gününü Borsa İstanbul %6, %7 değer kaybıyla kapattı. Aynen öyle. Hani bize bunları söylemiyorlar, bunları da anlatın falan diye yayını izlemeden sağ olsun bir sürü insan e, yayını izlermiş gibi yorum yapıyor, değerlendirme yapıyor. Biz bunu iki senedir, iki buçuk senedir burada anlatmaya çalışıyoruz. Canım onların vakti kıymetli. Özetim alıyor Onların çok bilimsel çalışmaları var. Böyle onlar organ nakli gibi, işte akademik çalışma gibi böyle hayatlarının her sahnesini dolu dolu geçiren insanlar olduğu için seni beni dinlemeye gerek yok. Onların zaten kendi bilgileri var. Onlar dinlemeden ya bizi değerlendirebilecek de dinleme, kapasitede insan. Dinlemesine insanlar. gerek yok ya. biz Bizi dinleyin dedim ya. Herhangi birini dinleseler <laughs> kafi. Otur, iki dakika. Yani doğru ya da yanlış. Şimdi böyle olunca bak kucağımızda kocaman bir şimdi borsa İstanbul'da belirsizlik. Yani. Zaten bayram tatiline giriyorsun. Zaten Temmuz'un ilk yarısı yok. Tabii tabii. Ortada bir şey yok. Dışarısı nispeten toparlanmaya çalışırken, bak tahvil faizleri düşerken falan. Msci Türkiye Endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde altı değer kaybetti. Bizim emsallerimiz ne yapmış? Yüzde iki. Bu aradaki fark ne? Ortaya çıkan bu Senin toz risk bulut. ya direkt. Senin toz bulut. Toz, tabii. Ee, geçen hafta Borsa İstanbul'a bir girelim mi sohbete küçük küçük? Oradan bugün akşam hiç kimsenin anlamadığı ee, hikayeye de bağlayabilir. Bilmiyorum kaç dakika var sevgili yönetmenimizle paylaşırsa. Daha var galiba. Vallahi şöyle söyleyeyim. Bence burası bir süre daha hani o borsacı tabiriyle çok hoşlanmam o ifade ama bu testler reformasyonuna gidecek gelecek. Yani yükselirken ya niye bu kadar yükseldi? Bugün bir haber mi var ki diye birbirimize sorduğumuz. Bir anda düşerken de ya bir haber mi var. Niye böyle bir anda Satışlar geldi, sorulmuş günler bence bizi bekliyor. Ee, geçen hafta BDDK etkisi olduğunu düşünüyor musun? E düşünüyorum. Ya peki, ya, yani o, o, o ondan demek zorunda değilsin. Yani benim anlattığım gibi. Hayır hayır. Mi sence? Evet evet. Yani aynı fikirdeyim senle. Ee, şimdi buradaki geçen hafta da seninle konuşmuştuk. Buradaki en önemli risklerden bir tanesi kredi riski evet. ve bence korkular olmadı. Yani ben da yani o kredi riski nedeniyle o satışların daha derinleşebileceğini düşünüyordum açıkçası. Ama belli bir yerde ki artık orada döneceği çok belliydi. Yanlış hatırlamıyorsam 2370'ler falan 380 galiba değil mi? 2380 falan. He? Evet yani 2400'lerin altında bir şey gösterdi, bir tepki gösterdi. Ama hala görünüyor, gözüküyor ki yukarı doğru yani yukarı doğru gitme iştahı var gibi gözükse de çok kuvvetli değil. Ben bunu 2-3 hafta evvel bizim info yatırımı YouTube kanalında söylemiş. Yani zayıf gözüküyor burası diye. Ama en azından 2400'ün altında piyasanın bir refleks göstermesi, satışların durması ve kafa yukarı doğru çevirmesi bence kıymetliydi. Hatta sen ben Tufan kendi aramızda konuşurken de ya artık burada bu satış kesilir herhalde en azından. Kısa vadeli dibe yakınız. Burası tekrar bir 2500, 2520 buralara doğru bir yolculuk başlayabilir dediğimizde. yani o Dibi aşağı yukarı yakaladığımız ama yukarı gidecek nefeste biraz zayıf kaldık. O da piyasanın gücünü aslında daha doğrusu güçsüzlüğünü gösteriyor. Hacim de yoktu bugün bu arada mesela. Hacı, hacim çok zayıf ve ee, tabii şimdi zayıf olunca her şeyi bahane edebiliyorsun. Yani işte bugün bir yatırım bankasının işte ee, Ereğli ile ilgili yazmış olduğu bir şey ne derler rapor değerlendirme işte mazeret bu. E tamam kardeşim bunu bilmiyor musun? Yani ya da dünya döndükçe e, dünyadaki şeyin çelik fiyatının yükseleceğini mi düşünüyorsun mesela? Bunları düzeltmesi gelecek ama mesele piyasa kuvvetli görünmediği için alıcı bulamıyorsun. Ya yani normalde ne olması lazım bunun? Ya bu fiyatlar iyi fiyatlar bak yüzde %5-10 düştü. Artık buradan alınır diyenlerin aldığını ama alırken bunu ya ben bunu burada 6 ay tutarsam, yıl sonuna kadar beklersem, bir sene beklersem burada para kazanırım diye değil, herkesin %3 ile %5 ile e, hemen karını realize edip çıkma niyetinde olduğunu görürsün. Ben bunu kendi yatırımcılarımızda da görüp Şunu söyleyeyim, bir yanlışım varsa da özür dilerim bu arada. Ben yani Nese trade etmiyorum. E, şu bence açığa satıştaki yukarı adım kuralının bence bir gözden geçirmesi lazım. Yani o her bulduğun kademeye vermek e, çok şey değil bizim piyasada çok doğru uygulama değil. Şunu da söyleyeyim. Bunun konjonktürel olarak da değişkenlik gösterecek bir biçimde değil. Tekrar kalıcı olarak yani o aptik kural denen işte yukarıdım e, yukarı adım kuralı ben çalışması lazım. Çünkü hep yine burada konuştuk defalarca. Ortada adına istiyorsan makina de. istiyorsan işte <laughs> yazılım büyük, büyük de. yatırımcı da yazılım da ne diyorsan de malı verdiğinde normal elindekini verdiğinde ya da açığa verdiğinde malı verdiğinde şöyle bir korkusu yoksa ya ben bu işte şu bankanın şu holdingin tahtasına 3 kademe 4 kademeye ben malı vuruyorum ya buradan gelir biri alır burayı yukarı doğru sürüklerse benim burada canım yanar çok para kaybederim korkusu yaşanmıyorsa ay çok yaşa herkes istediği bu neye benzer biliyor musun arabayı aldın yola çıktın yani anne derler kötü örnek emsal teşkil etmezmiş. Hani orada bir trafik denetiminin, bir polisin, bir denetlemenin olmadığını bildiğin sürece istediği kadar o arabanın gazına basarsın. Ama bilirsen ki yolda radar var, polis var, denetim var. Hız sınırına uyuyorsun. Doğru mu? Genel olarak söyledim. Şimdi buradaki mevzu şunu kabul etmemiz lazım. Biz kendi yaptığımız hatalarımızdan dolayı Yabancı yatırımcıyı bu ülkenin sermaye piyasaları küstürdük karışım. Bunu bir veri olarak bir kere cebine koyacaksın. Kalanlar da, daha doğrusu kalanlar da değil, kalan da tek başına kaldığı için çok amiyane tabirle söyleyeceğim istediği gibi at koşturuyor. Alırken niye aldığını anlamıyorsun, satarken niye sattığını anlamıyorsun. Çünkü adamın ya da makinanın karşısına çıkabilecek biri ya da birileri yok. Öyle bir güç yok, likitte yok, para Evet, tamam. Canı isterse bunu illa Türk varlıklarını çökertmek için yok efendim hisseleri bilmem ne yapmak için dedi. Belki dünyanın başka bir yerine başka fırsat görüyor. Onun için satıyor. Satanı niye satıyorsun diyecek halin yok zaten. Çünkü bir de böyle laflar var yani işte Efendim işte böyle makinalar satıyor. Ya kardeşim, aynı makine piyasayı ya da makineler aynı piyasayı yakın zamanda 1800'den yani, alıp 2700'e taşırken makineden iyisi yoktu. Şimdi satınca mı? Yani, biz hiçbir zaman en azından bu program ya, biz kaç defa da eleştirdik bu arada. Hani ya, Borsa ele, İstanbul'da da söyledik. Ya eleştirmek başka bir şey ama bir durumu tespiti yapacaksın. İşine gelince başımla beraber işine gelmeyince tukaka demek de olmaz. Senin yapman gereken şey, sen derken yani senin benim yapabileceğim bu ülkedeki bu finansal gücü elinde bulunduran yatırımcı sayısını istiyorsan birey, istiyorsan yerli, istiyorsan yabancı kurumsal yatırımcı sayısını arttırmak. Bunu arttırmadığın sürece rüzgar bazen arkandan esecek. O senin kendi başarı hikayen işte diye anlatacaksın. Şimdi şey diyor mesela muazzam olaylar oluyor Türkiye gerçekten. Piyasa niye düştü diyor. Bir dakika var. Piyasa olabilir. niye düştü diyorsun. Abi CDS yüksek diyor mesela. Zannedersin ki CDS iki hafta evvel 250'ymiş. 2 <laughs> haftada böyle bir anda 850 ekmiş, 800'e ekmiş. Hani bunlar bir şeyler anlatıyor. Birileri de dinliyor bu arada yani. 800'ün altına geldi. Alışların hızlanmasını bekleriz diye ben yorum gördüm. <laughs> yani bir gün önce 825 hani o rahatsız etmemiş. Hani 800'ün altında olabilir diye. Bak yani e, neyse. <laughs> Alican anladı. Alican yetişti. Alican anladı. Ee, biz bir kısa ara verelim. Dönüşte borsa İstanbul'da e, diğer fiyatlamaları da konuşmaya devam edeceğiz. tekrar merhabalar. Ee, Borsa İstanbul'u birazcık bu e, kimisine göre robotlar, kimisine göre yazılımlar, kimisine göre e, hızlı işlem gören fiyatlamalar neyse işte onları konuşuyorduk. Ben senin sözünü kesmiştim. Yok estağfurullah programı. Yarım ilk saat gibi neredeyse... uzun bir süremiz var. <laughs> ne kadar ben konuşuyorum anlamadım. Şey, ee, mi, şey mi, ima ediyorsun bana? İlk bölümde istediğin kadar sen, konuştu konuştun mu diyorsun? Hayır, sen öksürüyorsun diyoruz. diye boğazında şey olmuş gıcık olmuş. Bir gıcık var. Hayat beni gıcık ediyor. <laughs> <laughs> Valla yani o yani robot tarafını falan konuştuk. Netice itibariyle BDDK tarafından alınmış kararını düzenlemenin e, bir şeyini gördük. Fiyatlama üzerine baskısını gördük. E, geçen hafta da söylemiştim. Belli ki farklı kurumlardan bu ve buna benzer düzenlemelerin gelme olasılığı önümüzdeki dönemde de var. Hatta sen de duymuşsundur. Pek çok yatırımcıda şöyle bir şey var. Abi biz bir Mansız gidelim de hafta sonu bir karar gelebilir. Pazartesi çarşı nasıl açılır onu bir hiç risk almaya gerek yok. Zaten kaçacak bir şey de yok burada. Yani ters haberde e, çok borsacı ağzıyla konuşuyorum çok da özür dilerim ama ters haberde zaten çarpılırız da hani yukarı giderse döner üç kademi yukarıdan alırız. O riski almaya değmez gibi. Elbette burada uzun bir bayram tatili de etken oldu. Ama benim düşüncem şu. Onun bugün etken olduğunu düşünüyor musun? E Yavaş yavaş olduğunu düşünüyorum açıkçası. Geçen hafta satan satmadı mı ya? Ee, o, işte demin onu anlatmıştım. Onların bir kısmı... Vallahi kafam karışık. O yüzden Hayır, soruyorum. Hayır bak. Onların bir kısmı döndü geri aldı. Orası zaten perşembe yataylaştı. Cuma bir yukarı oldu. Bugün de yukarı gitti. Yüzde 1.2'lerde falan bir yukarı oldu değil mi? Birin üstündeydi. Evet evet. ya Sabah ben ya açılışı 1.1 falan yanlış hatırlamıştım. 2475'i mi ne gördük? Evet. 2500'ün sınırına kadar geldi. Dolayısıyla oraya kadar gelmişken ya ben bir elimi yıkayayım buradan bir kenara çekileyim diyen insanlar var. Sonra yine aynı yere geliyorum. O kadar herkes tedirgince bekliyor ki biri tuşa bak seans içinde de oldu. Bir neredeyse sıfıra geldi piyasa. Sonra bir döndü tekrar yukarı gitti. Bir sıfır altmışlara falan geldi galiba. Sonra bir tur daha şey oldu. Şimdi buradaki hikaye şu. Bence burası 2500'ün üstüne yerleşmediği sürece hatta 2520'lerin üstüne yerleşmediği sürece çok fazla iyimser olmaya gerektirecek bir şey yok. Bu birinci başlığım. İkinci başlığım çok fazla kötümser olmaya gerektirecek bir şey de yok. Ya yani burası bir bandın içine oturacak. Ben belki de oturdu. Ee, o bandın marjının çok geniş olacağını da düşünmüyorum. Ama o bandın içinde çok sert hareketler olma ihtimali bence çok yüksek. Çok bıktıracağını düşünüyorum. Evet. Yani galiba geçen hafta da söyledim. Özellikle burada orta ve uzun vadeli pozisyon almış gerçekten bir yatırımcı düşüncesiyle yatırımcı gibi davranarak pozisyon almış olanlar varsa bence onlar bir süre ekrana bakmasınlar. Çünkü o ekranın sihri diye bir şey var. Özellikle yukarı giderken ya dur burası yukarı gitti tekrar dönecek falan diye böyle bir illa bir almaz satma hali. O yatırımcı grubunun bence bir sakin olması lazım. Aşağıda yani aşağıdayken sürekli işlem yapan, trade edenler içinde Kredili pozisyonların bir ayarlanması lazım. Bu belki Viyop üstünden olacak. Belki kredili pozisyonları kapatarak olacak. Gün içinde a çok düştü. Buradan yukarı döner diye gün içi pozisyon almanın nelere sebebiyet verebileceğini yaklaşık bir, bir hafta içinde gördük. E, kaldıraçlı işlemlerde nelerin yaşanabileceğini gördük. Yani bu bir kere bu anlattığım hikayeler kredili pozisyon almalar falan özellikle kaldıraçlı işlemde pozisyon almalar. Yani çok iyi bir trader değilseniz ve gerçek manada bir disiplininiz yoksa, yani kendi koymuş olduğunuz o kural şeyine, zincirine bağlı kalmayla ilgili bir endişeniz varsa kalamıyorsunuz. Bir trendin oluşmadığı sürece zaten buralarda siz olmamanız lazım. Yani kredili pozisyonunuzun olmaması lazım. Her yanana, sönene alan ve satar olmamanız lazım. Bunu nasıl anlıyorsun aslında? Kendini şöyle test edebiliyorsun. Diyorsun ki örneklemek istiyorum. Arkadaş ben bir hisse işte senedini alırım. Yukarı giderse, şeyleri örnekleyerek söylüyorum burada. Yukarı giderse %10'da satarım. Aşağı gelirse de %5'te stop loss çalıştırırım. Piyasa aşağı geldiğinde stop loss çalıştırırım dediğin yerde ya burası çok aşağı geldi buradan daha aşağı gelmez zaten. Benim üstüme oynuyorlar diye dönüp bir turda mal almaya, bunu da krediyle almaya, gün içinde almaya başlıyorsan, bunu yapıyorsan bil ki kusura bakmasın kimse senden trader olmaz kardeşim. Onu bir geç. Olmak zorunda değil bu arada. Aynen öyle olmak zorunda değil tabii canım. Tamam. Onun için ya ya kendi kendini test edeceksin. Kurallarını kendin koyacaksın. Kendi koyduğun kurala kendin uyabiliyorsan ve bir mantıklı kuralsa yani mantıktan kastım şu yukarı marjim %10 aşağı %30 gelirse de beklerim ben demiyorsan kendi yazmış olduğun kurallara uyuyorsan bence hiçbir tereddüt yok. Kendi koyduğun kurallara uyamıyorsan burada trader olmayacaksın. Kredili işlem yapayım. Efendim Viyop'ta da kaldıraçlı kullanayım. İşte FX'e yapayım falan. Gün içinde a çok düştü buradan alayım. Bugün gün içinde çok düştü alayım diyenlerin ne olduğunu gördük sonunda. Onun için yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bu işler gerçek manada bir yukarı trend yakalandığında bence kredili işlem yapmak muazzam bir getiri fırsat sunar yatırımcıya. Düşünsene, senin 100 liram var. 100 lira yerine 200 liralık pozisyon alabiliyorsun. %10 kazandığında, sen on, ben 10 lira kazanıyorum, sen 20 lira kazanıyorsun, içinden kredi faizini ödüyorsun. Ama ne zaman bu bir trend oluştuğunda, şu anda ortada ne dünyadaki konjonktür açısından ne bizdeki gündem başlıkları açısından bir şey yok. Ne derler? böyle bir trend oluşacağına yönelik yok. Mesela şey vardı ya, demin ki işte enflasyonist ortam borsaya çok yarar. E ne oldu? Yarıyor da ne? Hani? Ya yani bir tek parametre üstüne. Bak hatta daha güzeli var. Enflasyon daha da yükselmiş. Bugün daha iyi olman lazım değil mi? Ya yani bu kadar ezberle şey doğru bu arada. Kimse de yanlış anlamasın. Evet yani gerekçelerden e, bir tanesi sadece. Ya bu, bu, bu sadece bir yükselişi, bir düşüşü sadece bir gerekçeyle açıklayamazsınız zaten. Ama bunun içindeki bence bu bildiğimiz ezberlerden de bir miktar sıyrılmakta şey var, fayda var. Daha önce de anlattım. Da geçmiş dönemde enflasyon yüksek olduğu dönemlerde borsaya bir ilginin olduğu doğru. Ama bugünkü ilgi gerçek manada tabana yayılmış bir ilgi değil, bir zorunluluk haline geldi bu insanlarda. Al buyur enflasyonun 80, faizin 14. Mevduat faizinde 20. Ya fark edin. Yani hangisinden oluyor? bakarsan bak. Yani nereden bakarsan en iyi yerden bak. Yüzde 55-60 eksi var yani. Onun için de insanlar bir şey arıyor. Bir getiri arayışı var. Ama o getiri arayışı da insanlara şöyle bir şeye sebebiyet veriyor. Üzülerek görüyorum bunu yani. Hatta söylediğinde böyle bozulan kızan falan var. Kardeşim senin paran enflasyona karşı erimeyecek diye... Burası her gün yükselecek falan diye bir şey yok. Burası bir riskli varlık sınıfı yahu. Bazen senle ilgili yani e, biliyor muydun Rusya-Ukrayna savaşının çıkacağını mesela? Yılın çok büyük bir golüdür. Biliyor muydun? Hadi onu biliyordun. Onun tüm dünyayı düşürürken gelip Türk piyasasına olumlu yansıyacağını. Ha, yani onun için biraz dikkatli olmakta o varlık sınıfları arasında e, parayı şey yapmakta, dağıtmakta. Da, dağıtmak da bazen kenara çekilebilmeyi bilmekte. Bu günler zor günler. Ve kimse zannetmesin ki bu zor günler bugün yarın geçecek. Ya dünyada senle burada herhalde iki aydır konuşuyoruz değil mi? Ya resesyon konuşuluyor dünyada resesyon. Resesyonu konuşulduğu bir dünya ekonomisinde bir konjonktürde buradan hisse senetleri fiyatlamasının hiç etkilenmeyeceğini düşünmek söz konusu olur mu? hele senin gibi ihracatçı, ihracatçı bir ülke için. <laughs> yani daha ortada resesyon yokken dış ticaret açığın büyüyor. İşin içe bir de resesyon girdiğinde neler olabileceğini, yani talep tarafından neler gelebileceğini, sen için onun için sakince kötümser olmaya gerektirecek bir şey yok. Burada yine 2350'ler falan oralarda bir daha bir bakılacak. Sonra 2200'lerde şeyler var. Ya bakılıyor o, dediğin illa gibi. İlla oralara gelecek manası Ama söylemiyorum. momentum yok. Hı? Momentum yok. Dediğin gibi bakılıyor. Yani hakikaten sen kafaca yani sen kafanda şöyle bir bant kurmuşsun ki sonuna kadar katılıyorum. Aşağıda 2400 en basit haliyle. Hani Biraz da aşağıdayım ben. Yani yukarıda da 2500-2525 arası. İşte yaklaşık 200 puanlık bir yerden Hı. söz ediyorum aslında. Zaten burada fiyatlanıyor. Evet. Ama şimdi şöyle düşünsene. %10 dediğin şey çok büyük bir marj mı? Aslında %10'dan daha dar bir banttan söz ediyoruz da. Yuvarlayarak söyleyeyim. %10 çok büyük bir bant mı? Yok. Ama hareketler o kadar sert ve yıpratıcı oluyor ki orada pozisyonunda kalan yatırımcının o sabrı göstermesi çok zor bir şey. Bence bugünler yatırımcı açısından yukarı giderken eyvah malsız kaldım diye almaktan ziyade yukarı giderken satanın Aşağı gelirken doğru destek seviyelerinde e, yukarı giderken sata'nın aşağı geldiğinde alanın para kazanmasına daha doğru bir ortam var bence. Ee, bir de aracı kurumlar açısından da e, çok fazla belirsizlik olduğu için model portföyler üzerinden yapılan ayarlamalar e, bir nebze hız kaybetti. Normal. E, çünkü işte mesela yani Borsa İstanbul'un önemli endekslerinden, önemli üyelerinden bir grubu zaten hemen hemen tüm aracı kurumla bankaları çıkarmış durumda. Bankalar zaten şeylerde, model portföylerde yok. E bir oradan kaybediyorsun. E geçen yılın temalarından bir tanesi e, emtia ve ihracat geliri olan şirketlerdi. E şimdi hani bir nebze düzenlemeler üzerinden, bir nebze emtia'daki e, geri çekilme, bir nebze resesyon falan derken e bunları da şimdi yoksa bile eklemekte geri duruyorsun. E, geri kalan grupta da elinde çok sınırlı bir şey kalınca hani yeteri kadar bir şey de sunamaz hale geliyor. Doğru. Yani hakikaten çok zor bir dönem. E, böyle bir cümle konuşurken, e, bir tane öneri yaparken 40 defa e, düşünülen e, biz zor sürecin içerisinden geçiyoruz. Kesinlikle yani bunu çok e, bunu hani e, konuşanlar var, e, yazanlar var, var. Ama gelip bunu resmi bir çatı altında yaptığın zaman 40 tane sorumluluğun altına giriyorsun doğal olarak da karşındakine bunu bir şekilde hesap verilebilir şekilde anlatman lazım. Ya, ya ben bunu niye ekliyorum? Ben bunu niye çıkarıyorum? Bunu niye beğeniyorum? Burada şöyle revizyona gidiyorum. Ya böyle de olması lazım zaten. Elbette canım. Yani ee, bu iş sosyal medya üstünden yapan insanların farkımızın olması lazım değil mi? Herhalde. Bu hafta geri kalan günlerde sanki böyle sıkıntılı geçecek gibi duruyor. Ne dersin? Ee, e, vallahi demin Biraz söyledim. dışarının veri trafiği, biraz de buranın... Ya sevgili kardeşim söylediğim gibi insanlar burada ya ben cuma günü eskiden neydi bu? Şimdi burada bir not var önümüzde. Tüfe 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı diyor. 24 sene evvel ben derse mesleğe yeni başlamıştım yani. Oralarda şöyle bir şey var. Faizler de yüksek. Tufan falan hatırla onu yaşatıyor. Çarşamba günü malını satarsın. Takas cuma günü gerçekleşir. Parayı alırsın. Para hesabına geçer. Üç gün repodan yararlanırsın sabit getirden. Pazartesi döner bismillah der dükkanı tekrar açarsın. Yani deftere haftalık açılıyor kapanıyor. Pazartesi sal cuma sat. Çok büyük bir olumlu olumsuz haber akışı olması süreci. Şimdi geldiğimiz yer yine aynı. Ben yaklaşık bir sene evvel söyledim. Yani 25 sene evvelki hafta sonu riski kavramı Türkiye'de yatırımcıya yani bilene yaşayana hafızasından tekrar çıkartıldı sümen altından. Bilmeyenlere de öğretildi. Şimdi iz, dolayısıyla şöyle bir şey var artık. Zaten getiri çok düşük olduğu için yani çarşambadan satayım, cuma parayı alayım. Üç günde sabit getiriden yararlanım gibi kimsenin bir derdi yok. Adamın derdi abi ben cuma günü piyasa kapanmadan bir tuşa basayım hayırlısıyla. Ben yani hafta sonu riskini almayayım. Şimdi bu kadar insanların kafasında soru işareti oluşturmuş bir yerde o kadar uzun bir tatile giderken herkesin pozisyonunu ayarlamasını beklemek bence normal. Şaşırmam. Valla ben hep diyorum. burası yani İlla bayrama kadar düşer demiyorum burası. Burası böyle olmak zorunda değildi abi. Yani biz ne yapıyorsak kendi kendimize yapıyoruz. Yani elde kalan senin işte burada dakikalardır anlattığın üzere tek varlık sınıfı. Hakikaten yani mecburiyetten de olsa e, likittenin gitmek zorunda olduğu tek yer ve o kadar çok belirsizlik o kadar çok haber akışı gerçekleşiyor ki yani dönüp baktığında geriye Borsa İstanbul fena bile durmuyor yani bu kadar karmaşanın ortasında. Bayram dönüşü de kar tahminleri başlar. İkinci çeyrek e, rakamları zaten açıklanmaya başlar. <laughs> Ay sonunda rakamlar gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş şirketler de e, ne zaman e, açıklama yapacaklarını falan e, kamuoyuna duyurmaya başladılar. Herhalde Hani bayram sonrası birazcık daha e, ne diyeyim tatlı bir görüntü değil de hani daha mantıklı beklentilerin falan olduğu fiyatlamaların yani içerisinde. Yani bayram tatili boyunca yani bayram... Orada da fed riski var hocam. Ben onu söyleyeceğim işte bayramdan döndüğümüzde fiyatlamayı baskı altına alacak bir gelişme olmazsa artık biraz normalleşmesini ve toparlama çabasını görüyoruz. Ama bugün yani e, şimdi sonuçta şöyle diyebilirsin bana. Abi düşen piyasa zaten hacmin düşük olması iyi değil mi? Sadece kapanış fotoğrafını çekerse çok haklısın derim ama piyasa yukarı giderken de hacmin çok sığ kaldığını gördük. Tutunamıyor burada. ki. ivme yok. Aynen öyle. Ee, bugün Amerika kapalıydı mesela. Yani o kadar zor ki konuşmak, yorum yapmak. Hani şimdi Cuma günü tarım dışı İstanbul verisi açıklanacak Amerika'da. Hakikaten FED toplantısına giderken işte iki tane, üç tane Bakılacak veriden bir tanesi. Bir tanesi işte hafta ortasındaki ISM hizmet verisi. Bir tanesi tarım dışı. Bir tanesi de e, Haziran Amerikan enflasyonu. Şimdi bu üçü üstünden bir günde FED fiyatlaması, fiyatlaması değişir. değişir. Değişebilir yani. daha doğrusu yani. Değişir. Değişti de Haziran'da. Evet. Adam çıktı. Aynen açık açıkta basın, söyledi. Basın toplantısında so, ne dedi? Son, son veri kararımıza etkili oldu Cuma dedi. Cuma günü gelen veri kararımıza etkili oldu dedi. Pazartesi günü bütün fiyatlama değişti. Yani Şimdi bunu söylerken bu da aslında hepimiz için kocaman bir ironi. Ortada yabancı yatırımcı kalmadı diyoruz. yüzde birlerde işte bono'daki payı, yüzde %32 33'lerde hisse senedi piyasasındaki payı. Ama gene bir yerden de gidip yurt dışını konuşmak istiyoruz. Yani oradan ayrılamıyoruz çünkü. Ayrılamazsın canım. Yani akıl nizam çünkü bunu işaret ediyor. Ya, aynen öyle. Ee, netice itibariyle Burada yabancı yatırımcı kalmamış ya da sayısı çok azalmış olsa da... Ama stokta hiç, hiç, hisse var. Evet yani stokta hisse var bir. iki burada işlem yapan yatırımcı da dünyada ne olup bittiğini bir anlamaya çalışıyor. Yani belli bir yere kadar negatif ayrışabilirsin. Ya da pozitif ayrışabilirsin. Yani dünya düşerken sen belli bir yere kadar yükselebilirsin. Ya da dünya yükselirken ya yani O çapraz, parite de onun adına ne diyorsan de... O bir yerde normalleşme çabasını ister ve herkes bir sabah kalktığında hepimiz öyle yapmıyoruz. Yani bir dışarısız olmuş, işte Asya'na kapatmış, Amerika ne açmış, Almanya'da ne olmuş, faizli olmuş dolar endeksine. Herkesin kendi ezberinde, kendi ekranında bir şey var. Herkes bir göz ucuyla, yani e, bu piyasada işlem yapan insanların herhalde yüzde 95'i sabah gözünü açar açmaz yüzünü yıkamadan cep telefonundan bir ne oldu ne bitti diye bir haber var mı diye bakıyor. Ondan sonra güne başlıyor. E, e, böyle olan yerde e, sen yani evet işler kötü gittiğinde ya iyi ki burada çok yabancı yok onlar olsaydı daha burada büyük satış yerdik e, mutluluğunu yaşıyorken bu bence bugünün mutluluğu aslında yarının hüznü olması lazım. Valla halk arzlarda hissediyoruz. Bak peş peşe şimdi küçük küçük halk arzlar gelmeye başladı yani yabancı katılmıyor. Yani ne günlük işlemde var ne alıp tuttuğu işlemde var ne halk arzda var. Yani ciddi bir problem bu yabancı hikayesi. E, Temmuz'da işte Haziran'da çıkan haberlerden bir tanesi tahsisi sıvap e, düzenlemesinin neyse işte o sürecin Temmuz'da devreye alınacağıydı. E, bilmiyorum vallahi yani o kadar çok bozduk ki. E, seni zorda bırakmayacaksa bir şey sorayım. Ya aslında vereceğin cevabı biliyorum. Öyle sen, deyince yanlış sen yanlış mesela ay sonuna kadar Türkiye'de ekonomi yönetimi tarafından ne kararın alınır. Ne alınmaz? Çok net bir şey söyleyebiliyor musun? Ya bunu bence kamuda çalışanlar bile bilmiyor. Tamam, güzel. Tamam, bekledim cevap uzat. Senin bu ülkenin bir vatandaşı. Bunca yıldır bu piyasada çalışan biri olarak koskoca bir organizasyonun bir birim müdürü olarak öngöremediğin yerde bunu Türkiye'yi hiç bilmeyen, buradaki dinamikleri bilmeyen bir yabancı yatırımcının beklemesini, anlamasını, öngörmesini beklemek gerçekçi mi? Değil. Değil. İki şöyle bir şey var. Hep anlatıyordum ya. Kardeşim, ucuzluk başka bir şey, cazip olmak başka bir şey. Sen burada kendi başına hep beraber işte bu piyasada iş yapıyoruz. Biri alıyor, biri satıyor falan filan. Ama yabancı için sen tek alternatif değilsin ki. Öyle. Yabancı için sen tek alternatif değilsin yani. Gelişmekte olan ülkeler diye bir alan var. Ha belki adam diyor ki ya ben buradan 5 kazanacağım. Ya 5 kazanacağım ben. 3 kazanayım razıyım ben 3 kazanmaya. Ama yani burada sürekli bir şey değişiyor. Yani bu değişiklikte bu enteresan. Bakan değişikliğiyle başladı, bürokrat değişikliğine gitti, sürekli bir kanun değişiyor, düzenleme değişiyor. Ya çok samimiyetle söylüyorum ama gerçekten çok özür dilerim yani. Artık ben okumaktan sıkıldım. Gerçekten okumaktan sıkıldım yani. Ve daha da acısı okuduğumu da anlamıyorum zaten yani. Ya bu kadarına gerek yok. Yani yapılacak çok basit dokunuşlarla ama insanları ikna ederek, yatırımcıyı ikna ederek çok küçük dokunuşlarla mesafe alınabilecek alanlar var burada. Bak sen ilk yarıda çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki yani doğru zamanlama ve peş peşe olmasa atılan çoğu adım aslında fena adımlar değil, heba oluyor dedin. Evet. Ben sen onu söylerken şunu düşündüm. Mesela hani bir cuma akşamı bakanlık Twitter hesabından açıklama yaptı. Sonra herkes Elinde telefon bütün gece ne gelecek diye bekledik falan. Bak o gece açıklanan birkaç tane karar tüketimi kısıcı, kredileri düşürücü, ee, hem kura hem nispeten enflasyona olumlu etkileri olacak şeylerdi, ee, hamlelerdi. Ama bunu öyle bir günde, öyle bir gecede harcadığımız için bence etkisi sınırlı kaldı. Bak benim önümdeki metinde <laughs> sağ olsun editör arkadaşımızın Cabir'in verdiği metinde şöyle bir ifade var. Sayın Bakan'ın açıklaması BDDK kararı ilgili. Diyor ki, aynen metni okuyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati uygulamanın süresiyle ilgili hedefleri konusunda aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil, hepsi geçici. Sayın Başkan da söyledi. Bunu metnin ha. içine yazamaz mıydık? Şimdi bu, bu bir tartışma konusu. Şimdi hepsi geçici dediğin yerde bunun ne zaman geçici yani bu Sürenin ne olduğunu da bilmemek de başka bir risk. Ya iki, iki üç tane döne belirtirsin. Şu 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 gerekçelerle i̇şte, dolayı. Ha. Gelinen konjonktür gereği. Işte atıyorum. Iki, üçüncü çeyrek süresince devrede olacak. Gözlemleyeceğiz etkilerini. Son çeyrekte gözden geçeceğiz mesela. Tamam sevgili kardeşim. Aynı şey. Şimdi, Yok geçici, seni destekliyorum aslında. Tabii tabii aynı şey. Geçici dediğin zaman şimdi, o da başka bir risk. Yani bunun adını net biçimde koymamız lazım bizim, her konuda. Kur korumalı mevduat. Sana en başından beri konuşuyoruz değil mi burada? Neredeyse Ocak başından beri yani. Ya buradan nasıl çıkılacak? Biz yayında biliyorsun açıklandı. Evet. Döndük Sayın Cumhurbaşkanı açıkladıktan sonra yayına girdik. İlk cümlemiz buradan çıkışı da çok bir, iyi hesap etmek lazım ajan, oldu. Bak bugün böyle büyük bir gururla anlatılan ürün geldi 65 milyar dolara. Buradan nasıl çıkacak? Nasıl çıkılacak buradan? Bununla ilgili bir yol haritası var mı mesela? Hayır yok. İşte bir düzenleme. BDDK kararı geçici. Peki e ee? ne zaman? Hangi koşullarda? Neler gerçekleşirse? Ya bunları ortaya net koymadı. Bak gerçekten çok üzülerek söyleyeyim. Şöyle bir algı var. Bu algı içeride de var, dışarıda da var. Sanki böyle bir panik havası varmış ve bu paniği, bu panikle, bu alevi, bu yangını söndürmek üzere böyle ortaya sürekli bir şey atılıyormuş gibi. Ama yangına sanki böyle bir bardak su atıyormuşsun gibi ve hiçbir işe yaramıyor. Onun için ne yapmak istediğimizi, yani daha doğrusu filmi biraz daha geriye sarak biz bu işi niye yaptık? Bunun ne olumlu sonuçlarını gördük? Bundan sonra ne yapılacak? Bunların hepsi bir paket olarak anlatmak çok zor bir şey değil ya. Valla yine her yıl biz burada en azından iki buçuk senedir Haziran'da aynı şeyi söylüyoruz. Orta vadeli program yok. Ya var da yok. Yani bunu yıl ortasında açıklayabiliriz, güncelleyebiliriz. Bunun açıklanması sana çok için bir şey sorabilir miyim? Eylül ayı bekleyelim. Sana, yani sana, çok kişi, samimi bir şey sorabilir miyim? Şey bu, 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 saatten sonra gerçekten orta vadeli bir programın Türkiye'de işe yarayacağını düşünüyor musun yatırımcı nezdinde? Ama hiçbir şey yok şu anda. Bak tamam seninle bir fikrim gerçekten orada ortaya konmuş bir orta vadeli programı revize edilmiş bir halinin buraya mesela yabancı yatırımcı getirebilecek güçte bir şey olacağını yabancı düşünüyor Yabancı yatırımcı getirebilecek güçte olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunu söylemek çok kolay değil. Ben sana orta vadeli programı anlatayım mesela yani. Ocakta enflasyon zirve yapar. Uzunca bir süre yatay gider. Ondan sonra Kasım Aralık'ta baz etkisiyle düşüş görürüz. 2023 Haziran'da tek hane enflasyonla gireceğiz dendi bu ülkede değil mi enflasyon seçime? Öyle mi oldu? Ha bak sen orta vadeli program işte anlatayım. Vallahi ay sonunda enflasyon raporu var. Fon konuşalım biraz? Olur. Ee, sevgili öğretmenimizden rica edelim. naymanım Hanım Şey, Naim Hanım şey, nöbet devraldı mı? Geldi geldi aylar sonra bizimle sağ olsun. Ee, bu hafta Fon Turkey'den iki tane ee, tablomuz var. tablo. İşte... Yatırımcıya bunlarla gelin kardeşim. Enflasyon suyu getiri sağlayan. Niye fon... sen öyle heyecanlandın? Ha siz varsınız diye Yok ya ben olduğumuzdan <laughs> eminim zaten. Derip ona bakmadım <gülüyor> da. Açıldır tanıyoruz birbirimizi. Hem ilk altayı getirdi hem de hazırladı hem de son bir yıl. İlk altayla ayla başlayalım. Hem teması var yanında hem getirileri var. Kimler enflasyonu yenmiş? Tabii sürpriz değil. Burada birçok kez de ak portföydeki arkadaşlarımıza tebrik ettik. Petrol yabancı fon sepetinden dolayı. Orada ilk 6 ayda yüzde seksen bir buçukluk. Muazzam Mu bir getiri var. Uzak ara yani. Muazzam bir getiri var. Ee, bir kere daha tebrik edelim. Onun dışındaki e, fonlarda bir tane iş portföyün MTI yabancı fonu var. %44.1 ile geri kalanların tamamı hisse senedi. Siz ne yapmışsınız? Siz de 46.1 ile evet. tebrik ederiz. Ben ee, de arkadaşlara tebriklerimizi Yani bütün meslektaşlarımız arkadaşlarımız tebrik ederiz. Ee, yani Biraz önce anlattıklarının teyidi dediğin gibi işte iki tane şey var. Yani bir petrol Onlar da entiya, bir enerji uygun, teması zaten. yani eee kuvvette muhtemelen Rusya Ukrayna hikayesi olmasa belki bu kadar şey olmayacak. Makas bu kadar açık olmayacak falan ama ne chesti böyle bir şey çıkmış. Ama geri kalan 7 mi 8 mi? E, dört 4 7. 7. 10 tanedir diye düşünün. Onun için birden duraksadım. 7 tane fon e, aşağı yukarı birbirine yakında sayılabilecek şeyler sağlamışlar. Ya hala bak burada da aslında demin söylediklerim belki kuvvetlendirebilecek yatırımcı bir yol çizebilir. Yani bu işin içinden duygundan arınamıyorsan ve sürekli ekran başında olmak, sürekli çok doğal olarak herkesin yaptığı gibi para kazanmak, işte ay düştü alayım buradan çıkar, ay çıktı satayım daha fazla çıkmaz gibi analizlerle işin içine girdiğinde yani herkes şöyle yapsın bence. Hisse senedi alıp satan, bizi de izleyen dostlar, arkadaşlar varsa bireysel olarak herkes bir kendi getirsin çıkartsın bu akşam. Ya da bayram tatilinde. Eğer 6 ay boyunca yani 1 Ocak 30 Haziran arasında kazandığın para getiri olarak ortalama %40'lar 45'lerde ise eyvallah. Onun altındaysa bunun bir kere niye altında kaldığını bir anlaman lazım ve bir çıkartman lazım. Yani alırken doğru yerden almıyorum satarken acele ediyorum. İşte kaldıraçlı işlem yaptım, zarar ettim. Kredi kullandığım için getirimin bir kısmı krediye gitti gibi. Herkesin başka bir hikayesi çıkabilir. Ama bak burada hem de hepsi birbirinden farklı şirketler değil mi? Doğru görüyorum değil mi? Garanti portföy var, İş portföy var, QNB Finans var, Hedef var, biz varız. E, Ata portföy var, HSBC Atlas portföy var. Yani 7 tane farklı portföy yönetim şirketinin hisse şeyi bu, fonu. Dolayısıyla olmuyorsa bu heyecanı yaşamaktansa birikiminizi değerlendirmek için fonlara doğru gitmek, fonlara gitmek aslında yatırımcı için çok daha doğrusu. Vallahi çok enteresan bak mesela Garanti Portföy'ün biz yüz dışı şirketler hisse senedi fonu, ee, iş portföy'ün iş bankası iştirakleri fonu. Yani ve bu arada her yani, çok genişledi fon evet, sepeti. Evet bravo onu söyleyecektim. Adı yani şey olarak ne derler? Tema olarak hisse senedi gibi gözükse de içinde birbirinden farklı çok şey var. Daha önce de söyledik burada konuştuk. İlla hisse senedi için ayırdığın bir para varsa, bu para 100 lira ise yatırım fonuna yönlendirdin. İlla gidip bunlardan bir tanesini almana da gerek Aynı. yok. Yani bir taraftan endeks dışı hisselerden oluşan bir fonu alırken, diğer taraftan işte endeksin de içinde Hı. ağırlıklı olduğu ya da farklı temaların olduğu bir Ya hedge edebilirsin kendini. Fon sepetini de hissesi kurabilirsin. Endeks dışı taşıyorsundur. Endeks dışı bir fonla hedge edebilirsin. Aynen öyle. Yani ikisi her zaman aynı ölçekte hareket etmiyor ki. Öyle. Geçen yıl burada çok konuşmuştuk BIST 100 dışı o şirketlerin aynen, performansını. Aynen. E bu sene bakıyorsun dönem dönem BIST 100 çok daha iyi durdu. Evet. Şimdi ilk 6 aylık şeyini tam hatırlamıyorum rakamını ama e, dönem dönem çok ciddi. Bankaların bile e, özellikle Nisan yani Mayıs'a kadar çok daha iyi ayrıştığını tabii gördük. Tabii. İkinci tablomuzu rica edelim Naime Hanım. Burada da son bir yıl e, kabaca 80 enflasyonu düşünecek olursak. Ee, aslında burada tabloya farklı Ben en enteresan gördüğüm, evet bırak. <laughs> En enteresan gördüğüm şeyi söyleyecektim. O da gram altın. Aşağıdaki 5 fon, hatta 7 e, fondan altısı altı. Ee, o da gram altın. Tabi. E, TL'deki değer kaybı yoksa ons altının bir yere uçup kaçıp gittiği tabii, tabii, yok. Tabii, yani. aynen. Baktığında e, vallahi herkes e, gram altın şurayı kırarsa buraya gider mi? Buradan geçerse şu ortalamasa giden falan diye elinde hesap makinesiyle hem onsu hem Türk lirası paritesini hesaplıyor. E, altın illa portföyünüzde olsun istiyorsanız yüzde %5'tir, 25'tir payı o, size göre değişir. Bak mis gibi fonlar var. E, bu arada Akportoy'u de tebrik etmek lazım. E, şey Akportoy diyorum ya. İşportoy'u. E, yine onlar da e, ağırlı petrol mü? tamam bilmiyorum ama yüzde %129.4 Ciddi bir getiri. şey söylüyoruz, tablonun içerisinde. ikinci sırasındaki evet, fonu. Evet, ikincisini söylüyorum. Garanti Portu yine bir sürü dışı şirketler hisse senedi fonu. Bak burada da ilk üçe girmiş. Enteresan ne var? Bir önceki tabloyla aynı, İş Bankası'nın... Enteresan iş... şey olmuyor bizim tekrar tabloda. <laughs> ee, o bir klasik. Siz nerede yoktunuz? Eurobond'da mı yoktunuz? Eurobond'da yoktuk çünkü fon yoktu. Bekliyoruz. Ee, bekleyin, geliyoruz. <laughs> ee, işin en güzel tarafı bu zaten. Aramızdaki birbirimizi kızdırmamız var mı eklemek istediğim bir şey? Ee, yo yok yani demin söylediklerinden çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Ee, aslında bu belki dönüp bir başka hali bireysel emeklilik sistemine de adapte edilebilir. Orada da insanların birikimleri var. Yani bir de şu şeyden çıkmamız lazım. Vaktimiz var mı? Vaktimiz doldu ama sen konuş. Şu şeyden bir çıkmamız da var lazım yani. Ya işte ben benim param 2000 lira, benim param 3000 lira. Efendim işte ayda 300 lira parayla ne kazanabilirim ki gibi. Bak orada hani doğru şeyi yapabildiğin sürece e, dağılım yapabildiğin sürece ve o dağılımı da takip ettiğin sürece elbette. E, yani muazzam bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımız şeyde e, ne derler? %80 enflasyon olduğu yerde işte tablonun en kötü performansı diye yani en alttaki Aynen. diye söyleyeyim %94, 95, 94 buçukluk bir şey var. Performans, evet, var performans var. Çok genel hatlarıyla söyleyeyim %15'lik bir pozitif getiri var. Sana şöyle anlatayım canım kardeşim, bizi izleyenler üstünden. Ee, o paranı TL'de tutsaydın senin için tablo bambaşka bir yerde olacaktı. Ama bugün yani %50-55 eksi faizlerin olduğu yerden tablonun en altındaki yani bu tablonun en düşük getirili olan fon grubu bile %15'e yakın pozitif getiri sağlamış ha yüzde doğru söylüyorum. Yüzde on de muazzam getiriyor. Yani. Vallahi hep diyoruz burada çok konuşuyoruz. tablonun en altını referans alarak söylüyorum. Bireysel emeklilik sözleşmelerini yaptıktan sonra hani yaptırıp gitmeyin. Dönün, arayın, zorlayın. Siz de değiştirin. Ee, girdiğiniz standart fonuna gitmeyin. Ben her çeyrek sonunda kendi fonuma bir bakarım. Ben de, ben de. Becerebilmiş miyim, beceremez mi, becerememiş miyim? O kadar konuşuyoruz, ediyoruz kendi ya su, becermek, her şeyimizi dikebilmiş miyiz ya küyümüzü? Becermek, becer... ben güncelliyorum bu arada. Ben, her şeyi. Ben şey de güncelliyorum. Durumda. Becermek, becer, becerememek de değil. Hani bir şey değişiyor dünyada ya da Türkiye'de ona göre dönüp kendi pozisyonu ayarlıyorsun. Bir teşekkür ya de o, sevgili Onur'a bu arada. Elbette her Büyük zaman emek. olduğu gibi. Yani orada e, pek çok insanın bireysel emeklilik sistemindeki olma şeyi ya benim paramın ne olduğunu önemi yok. Devlet bana %30 veriyor ya oradan yani 25'ten 30'a... Ben o parayı alayım. O para bana yeter gibi. Olur mu kardeşim? Bak Muazzam getiriler var yani burada. Muazzam. Hakikaten muazzam. Ya öyle bir getir elde ki devletten aldığın e, şey bile olmaz. Ne derler? E, lafı konu bile, konu bile olmaz. Lafı olmaz yani. Konu olmaz. Ee, müsaadenle kapatıyorum. Elbette. Sağ olun. Bayrama müsaadenle. gidiyoruz. Ee, herkese iyi bayramlar diliyorum. Ben kendi adıma. Ee, sağlıkla, huzurla, birazcık daha birimizi dinlediğimiz, en azından e, dinlemeden, izlemeden, <laughs> tanımadan, birbirimize çok hakaret etmeden inşallah nice bayramlar hep beraber kavuşalım. E, Valla benzer şeyleri söyleyeceğim. Yani bir bayrama daha geldik. Herkese tüm sevdikleriyle mutlu, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlar diliyorum. E, buradaki arkadaşlarımıza da e, onlar ekranın önünde biz varız. Onlar gözükmüyorlar. Gözükmeyen kahramanlar. E, herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlar. İnşallah daha mutlu, daha sağlıklı, daha keyifli nice bayramları birlikte oluruz. Ağzına evet. sağlık. Senin de. Eh, hakkını biz... helal et. Bugün çok söz hakkını aldım. İyi ki de şey yaptım. Ben sabahtan beri öksürükten ölüyorum zaten. <laughs> ee, bizden bu haftalık bu kadar. Tekrar iyi bayramlar. Ee, bayram dönüşü görüşmek üzere. Ee, i̇yi akşamlar, iyi haftalar. İyi akşamlar, iyi bayramlar, iyi haftalar.